أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله على نعمة الإسلام الحمد لله على نعمة الإيمان الحمد لله على نعمة القرآن الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا محمد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Nisa suresindeyiz. Surenin 95. ayetindeyiz. Estaizu billah. Nisa suresi 95. ayet. Müfessirin tefsirindeydik. Gayru ulid darar kısmında kaldık. Geçen ders belki eksik kalan şunlar da olabilir. Yani yapısal, anlamsal olarak vurguladık Kur'an'ın insicamına, derli toplu oluşuna, tutarlılığına, başıyla sonu arasındaki muazzam insicama, Mekke'yi ayetler, medeni ayetler, hangi ortamda inmiş, farklı farklı olaylar, farklı farklı zemin, farklı coğrafya bilmem ne. Ama ayetler hep aynı bütünü örmeye devam ediyor. Bu anlamsal olarak bizim yoklayabildiğimiz yanları ne olabilir? Anlamsal olabilir. Bütünlüğü yapısal olarak da böyle. Kur'an ayetlerine, simetrik kitapta gördüğümüz her surenin içerdiği sayısal insicam, ve bunun topluca Kur'an'da meydana getirdiği her defasında incelemelerde o ortaya çıkan muazzam manzara. Bu Kur'an'ın bütün ayetlerinin kendi sureleri içerisinde özenle dizildiğini, özenle hesaplandığını, bizim bugün bildiğimiz ileri matematikteki pek çok tanımı daha yeni tamamlanmış, bilinmiş şeylere bile cevap verdiğini görebiliyoruz. Mükemmel sayılarda mesela, kıt sayılarda, asal sayılar bile 1900'lü yıllardan sonra şu anki tanımını kazanmıştır. Kur'an kendi dizgisi içerisinde ayet sayıları, surelerin kendi içindeki o omurga yapıda bir fotoğraf ortaya çıkarıyor. Her defasında harikulade karşımıza bir fotoğraf ortaya çıkıyor. Ve siz o fotoğrafı gördükçe bir de dönüp Kur'an'ın tedrici, peyderpey indiği, zaman zaman indiği, ara ara birer ikişer ayet indiği, bir indiğinde şu sureye ekle, bir indiğinde şu sureye ekle diye zaman zaman farklı sureleri doldurduğu yapıyı düşünün. Her defasında başka bir yeri geliyor, dolduruyor, ekliyor, şey yapıyor. Olay bitince muazzam bir fotoğraf ortaya çıkıyor. Halı dokunurken ki hale benziyor. Halı dokunurken böyle ip giriyor, oraya giriyor, buraya giriyor. Ne olacak bunlar? Nasıl derlenip toparlanıp bir resme dönüşecek diyorsunuz? Ama hesaplı olduğu için, baştan öngörüldüğü için tamamlandığında fotoğraf ortaya çıkıyor. Bunu Kur'an üzerinden bizim görmemiz, test etmemiz mümkün olduğu ve bunu değerlendirdiğimiz sürece böyle bir itiraza aklen cevap verme, aklen değer verme hakkımız yok. Efendim olaylarla ilişkili inmiş, şöyle olmuş, böyle olmuş, zaman zaman inmiş. Sen ortaya çıkan fotoğrafa bak. Önümüzde bakın bizim anayasamız mesela eklene eklene orasına burasına dokuna dokuna ne oldu? Artık herkes diyor ki kaldırıp atalım. Herkes diyor. Eğer ekleye ekleye orasından kırpa burasından kaldıra kaldıra tekamül etseydi bizimki tekamül ederdi. Ellemedik yerini bırakmadık. Peki Kur'an aynı benzeri bir süreçte olaylar üzerine hüküm bina ederken, olaylar üzerine zaman zaman ayetler gönderirken
Nasıl sonunda fotoğraf muazzam nitelikte, muazzam ahenkte, muazzam derinlikte ve insicamda bir sonuca gidiyor? Önceden hesaplı. Bir de İslam alemini insanın vazifeye asliyesi taallüm ve tekemmülden, yani bilimedir, ilim görerek mükemmel ermektir. Biz onu bütün sanatta, bütün yazarlarda şunu görmemiz mümkündür. İlk dönemi, acemilik dönemi veya ustalık dönemi diye devam eder. Sese çevre bunu işlemekte. Ama Kur'an'da ilk inen sureye bakın ve son inen ayetlere bakın. Yani mükemmel, hiç diyemezsiniz ki bu ustalık dönemi, bu şey dönemi öyle bir ayıp şeyine giremezsiniz. Evet. Yani başıyla sonu içerisinde müthiş bir tutarlılık var. Evet, yani icazı bakımından da primer evresi, gelişim evresi ve tekamül evresi diye ayırabileceğiniz bir durum yok. Tam tersi, Mekki ayetler icazı daha yüksek ayetlerdir. Veya öyle demeyelim de, yani Mekki ayetlerdeki icaz, hepsinde aynı icaz da, yani çarpıcılığı açısından söylüyorum. Belki ifademi şeyli bulabilirsiniz. Evet. Dolayısıyla ama bir sahabi geldi. Niye engelli olanlar ne yapacak? Oturanlar böyle, cihada gidenler eşit değil dediğinde gayru ulid darari kısmının nazil olması da o ama sahabinin farkında olmadan işlediği bir rol. Kendi içinde Kur'an yerle iletişimde, ama bu ayet zaten orada var. Yaratıcının ilminde zaten o orası öyle. Vazgeçilmez bir şekilde öyle. Şimdi o ama sahabi Kur'an bütün icazıyla ortaya çıktığında diyor ki beni sadece Cenab-ı Hak olayda kullanmış yani. Kullanmış değil. Ben zaten öyle yapacağımı her şeyi kontrol ettiği için istediği her yerde istediği her sonucu çıkarabiliyor. Çünkü şu kadar adım sonra neyi, nerede, neyle karşılaşacak, bunları kontrol ediyor ve yaratıyor Cenab-ı Hak. Dolayısıyla olaylar, onun eline bir kitap vermişler, olaylar üzerine indir diyor. O da 40 kere kafa yormuş da indiriyor değil. Olayların da kontrol edicisi o, var edicisi o, yaşatıcısı o. O yüzden bu muazzam, her zaman duvar örneğini veriyorum. Duvarı ören kimse yüksekliği kendisi tayin etmediğinden tuğla koyar koyar koyar. Son tuğlada kalan yüksekliğe mahkumdur. Ne kalmışsa ona göre tuğla koyması icap eder. Eğer yarım tuğla koyması gerekiyorsa habire kırıp kırıp tuğlalar koyar. Değil mi? O ona mahkumdur oraya kırarak koymaya. Ama yüksekliği de kendisi belirliyor olsaydı ne yapardı? Son tuğlada yerine tam çık diye oturmasını sağlardı. Yüksekliği de o ayarladıysa. Cenab-ı Hak her olayda, her boyutuyla olayları kendisi hem bildiği için öncesiyle sonrasıyla böyle bir zorluk yaşamıyor. O yüzden sahabenin bu olaylarda bu nasıl diyecek, o nasıl olacak, bu ayeti sormasaydı, bu ayetke akla gelen soru. Ama sahabi gelip sormasaydı. Öyle bir ihtimal yok. Çünkü Kur'an'ı vahyeden Cenab-ı Hak atiyi de biliyor. Lillahil emru min kablu ve min ba'du. İş öncesiyle de sonrasıyla da onun kontrolünde. Öyle bir sıkıntısı yok. Sormasaydı demek Kur'an eksik mi kalacaktı? Ne acayip bir soru. Abi bizim açımızdan hocam, biz bütün olarak önümüze indirilmiş gibi. Yani yaşayanlar açısından, sahabe açısından öyle, ama bizim açımızdan da toptan indirilmiş. Önümüzde duran bir kitap var. Ve insicamı gözle görünür. Gözle görünür. Okudukça şapka çıkardığımız, okudukça hayranlıkla, işte ancak böyle, Allah'ın kelamı böyle olurdu. İşte bunu hiç kimse söyleyemez, yapamaz. Mesela biz miras ayetlerinde, sonuncu ayet nerede miras konusuyla ilgili? En sonda. Halbuki o ayetler vazgeçilmez ayetlerdir ve önceki ayetlerin eksiğini, yanlışı düzelten değil, onların bir parçasıdır. Aynen bir parçasıdır. Sistemin kendi içindeki, yani düşünülmüş bir parçası. Öyle diyeyim. Eksiğini, şunu bunu değil. Sistemin içindeki düşünülmüş bir parçası. Oraya konmuş. Mütemmim ama. Şimdi mütemmim var. Sen diyelim ki şöyle örnek vereyim. Bir yerde bir yırtık var. Getirdiniz, üstüne bir yama yaptınız, kapattınız. Böyle mütemmim değil. Orada böyle böyle şeyler var. Dişli böyle boşluk var. Tam oraya göre hazırlanmış. Buradaki dişler yapılırken, buradaki boşluk koyulurken o da aynı, o düşünülmüş. Şimdi aynen öyle. Dolayısıyla diyorsunuz ki bu zaten bu
sistemin, paylaşım, miras sistemindeki paylaşımın zaten bir parçası olarak burada zaten öngörülmüş. Sonradan unutuldu diye ilave edilen bir şey değil. Bu zaten bu sistemin ana yapısı içerisinde var olan bir şey. İşte bu açıkta var dinlerseniz Mustafa Bey kaçmak gitmez. Hocam bir şey daha vardır. Şimdi mesela konuşmacı kafasında bir hikaye anlatıyor. Ama toplumdan bir olay yaşanıyor. Sohbetin içerisinde biri bir şey soruyor. Tam onun oturduğu yere yerleştiriyor. Çok güzel. Şeylerini izlediniz mi? Yani adını vermeyeceğim, Amerikalı birisi var, büyük sihirbaz falan filan. İzlediyseniz mesela atıyor, top atıyor, diyelim ki kimin eline geldi, sizin elinize geldi, bir kelime söyle diyor, iki tane tahtası ver ekranda, bir kelime yazıyor, sen arkada herhangi birine ver diyor, siz arkanızda, yani bilinçli adamlar hesaplanmış diye olmasın diye, siz birine veriyorsunuz, ona diyor senin adın ne, onun adını yazıyor, ötekine diyor senin İşte ananın kızlık soyadı ne, ötekine nerede doğdun, sen de kelime istediğin kelime söyle, 7-8 kelime satır alt alta yazıyor. Sonra geliyor bu tahtaya, yavaş yavaş tahta üzerindeki şeyi indiriyor. İlkinde ilk adamın şeyi çıkıyor, altında, hatta orada bazı başka numaralar da yapıyor, oradan birisi diyor ki, ya benimkini de değiştirseydin falan, ben sen ananın kızın soyadını sormak istedim, onu yazmak istedim. Ya olsun, ben sizinkini değil, ilave bir tane daha söyle diyor sen. Onu da söylüyor. Oradaki başkası diyor ki onu da üstünü çizseniz diyor, öncekinin kalmasa. Onu da üstünü çiziyor. Yani artık iptal ettik diye, tamam. Sonra buradan kağıdı indiriyor. Geliyor. O yazıp da üstünü çizdiği de yazıp üstünü çizdiği haliyle duruyor burada. Herkes wow, nereden bindi. Bu olayları bile önceden gördü, tamam. Bu konuşmanın bile bu biçimde gelişeceğini tahmin et. Çünkü orada değişik numaralar yapıyor. Bunu neyi vehmediyor? Sizi kontrol ediyorum. Sizin söyleyeceğinizi önceden görüyorum ve kendi şeyim içerisinde kullanıyorum. Sonra buradaki olayları başka bir hikayenin içerisinde kitabında gösteriyor. Ve bunu çok önceden bildim. Basılmış kitabında gösteriyor. Bir paragrafta. Tamam. Millet aklını yiyor tabii. Nasıl yaptı bunu falan diye. Böyle bir olayla karşı karşıyayız. Kur'an'ın insicamı, kendi içindeki bütünlüğü, olayların gelişimiyle etkileşirmişçesine, etkileşerek adeta ortaya çıktığını, zehabını verdiği bir manzarada muazzam bir iç bütünlük, muazzam bir sistematik görüyorsunuz. İki ayet mirasla ilgili nazil oluyor, sonra sana soruyorlar ki diye soru üzerine nazil olduğunu özellikle vurgularcasına, yani soru soruldu da o yüzden bu cevabı veriyorum. وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي الْكَلَالَ قُلِ اللّٰهُ يُفْت۪يكُمْ ف۪يهِنَّ diye sistemin daha önce öngörülmüş ve daha önce düşünülmüş, daha önce hazırlanmış bir parçasını ekleyiveriyor. Siz diyorsunuz ki bunu sorsunlar da ben de söyleyeyim diye hazırlamış ve buraya koymuş. Bir şey daha var. Sebabını da hiç bilmezsek, yani bu sıkıntı bunun sebebini bilmiyorum ben. Bilmediğim halde de bunun muhteşem, yani bu soruyu aklına getirebileceklerin için konmuş olduğunu görüyorsunuz. Yani bir manipüle olmazsa, yani öyle. Yani orada bulunduğu yerde ilave gibi durmuyor zaten. Durmuyor. İşte evet. En önemli şey o yani. Biri bunu buraya sormuş da onun üzerine bu buraya gelmiş değil. Önceki ayetlere bakın, okuyoruz, devam ediyoruz. Bir sonraki gelecek ayette gene bunun cami içerisinde devam ediyor. Bu icaz Kur'an için çok mu? Yani yaratıcının kullarına gönderdiği bir kitapta onları şaşırtacak böyle bir icazı, böyle bir mucizeyi bir kitabın kendi insicamı içerisinde koymuş olması fazla şey bir şey mi? Yani gereksiz bir şey mi? Bu muazzam bir şey. Bu muazzam bir mucize. Düşünün, yabancı birisi Müslüman oluyor, Kur'an'ı okuyor. Sonra ona diyorlar ki bu Kur'an var ya peyderpeyinmiş. Nasıl yani? Yani ne bileyim, bu surenin bir ayeti nazil olmuş, sonra araya başka bir inmiş olan ayetlerin yukarıdaki araya bir ayet gelmiş. Şuraya gidilmiş, şurada ne bileyim bir şeyler olmuş, sonra falanca yere, hatta Mekki sure, karma olan sureler var içinde, Mekki medeni ayetler olan. Yani bir sure iniyor da hep artık o surenin ayetleri de iniyor değil. Bir sure iniyor diyelim, 5-6 ayet iniyor, sonra dönülüyor, eskiden yine duran bir sureye ilave ayetler geliyor. Oradaki şeyler tamamlanıyor. Böyle gelmiş dediğinizde diyecek ki bu Kur'an kendisi zaten karşımda bir mucize olarak duruyordu bu haliyle.
Eğer bir de böyle inmişse bu resmen şok etmek için, yani mucize düzeyinde muhatabını şok etmek için yapılmış bir şey olur ancak. Bu tarihi bir vaka. Yani Kur'an'ın tedricen indiği gerçeği, tarihi bir gerçeklik. Bizatihi Peygamberimiz kendisi yazdırıyor. Çünkü ayetlerin hangi surenin elemanı olduğu vahye dayalı bir şey. İnsan takdiri değil. Hazreti Peygamber resmi vahiy katiplerine gelen ayetleri, gelen, eğer bütünüyle büsbütün sure olarak gelmişse, büsbütün sure de gelen var. Saf suresi bütünüyle geldi diyor sahabi. Geldi, başından sonra okudu Hazreti Peygamber. Başıyla sonuyla. Böyle gelen de var. Ama diyelim ki biraz Nisa'dan bir 7-8 ayet geldi. Sonra 3 ayet tekrar dönüldü Bakara'ya. Bakara'dan gelmeye başladı gibi. Böyle karma, o 114 tane surenin olduğu bir örgüye peyderpey oraya buraya oraya buraya ayetler geliyor. Ve Hazreti Peygamber vahiy katibine bunu falanca surenin şu yerine koy, şu ayetten sonrasına yerleştir diye dikte ediyor. Adresli geliyor. O yüzden ayetlerin hangi sureye ait oldukları ve sure içerisindeki konumları tevkifi, yani vahiy tarafından, aynı vahiy gönderen tarafından dikte edilmiş biçimdedir. Gayr-ı uğradılar. Peki bu konuyu bu mülahazalarla geçmek istiyorum. Müminlerden la istevil kaidune minel müminin, müminlerden oturanlar ile gayr-ı uğradılar, zarar sahibi olanlar hariç, devam, vel mucahidune fi sebilillah, ve Allah yolunda cihad edenler eşit değillerdir. Bi emvalihim, mallarıyla, ve enfusihim, ve canlarıyla cihad edenler eşit değillerdir. Faddalallahu'l mucahidine, Allah tafdil etmiştir. Üstünlük vermiştir. Değerini yüceltmiştir. Kimlerin? El mucahidine, cihad edenlerin. Çaba, say, gayret, savaşma, malla, canla, geride hiçbir şey bırakmayacak düzeyde. Çünkü bir şeyi eksirgediğinizde orada sanki de her şeyi esirgediğiniz gibi oluyor. Yaratıcı kulundan geri bırakacağı, bunu da sana veremem ama diyeceği hiçbir şey bırakmıyor. O yüzden mallarıyla ve canlarıyla, bi emvalihim ve enfusihim, bu kendi canı olur, başkasının canı olur, sevdiklerinin canı olur. Mümin o uğurda her türlü gayrette bulunur. Abdullah bin Ömer savaştan dönünce amcasını kaybetmiş Hazreti Ömer. Oğlu dönmüş o savaştan. Diyor ki, hangi yüzle çıktın geldin yanıma? Amcan gibi, sen de kahramanlar gibi ölemedin mi Allah yolunda? Ne yüzle çıktın karşıma? Oğlu diyor ki, baba Allah yazmadıysa ben ne yapayım? Ben savaştım, ettim, eyledim. Burada Hazreti Ömer canlarıyla cihad edenlerin de aslında bir örneği durumunda. Çünkü o da onun canı. Amcası onun canı. Allah malla, canlarınız derken sadece kendi canımızı değil, can diye bildiğimiz canları da kastediyor. Çünkü وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ, sizi biraz korkuyla, وَالْجُوَعِ, biraz açlıkla, وَنَقْسِمْ مِنَ الْاَمْوَالِ, ve biraz mallardan eksilterek, وَالْاَنْفُسِ, ve canlardan eksilterek. Şimdi canlardan eksilterek nasıl dener? Benim canımı eksiltiyorsa zaten benim denemem bitmiş demektir. O zaman benim can bildiğim canlarımdan birini alacak ve bana ayetin sonunda وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, sabredenleri müjdele diyecek. Onlar da canların bir parçası. Dolayısıyla oğlunu cihada gönderip cihatta kaybeden adam da canıyla bu uğurda fedakarlık gösterenlerden bir tanesi. Çünkü candan kaybediyor. O da onun canı. وَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ayetini hatırlayın. Kendinizi öldürün ayetini. Hazreti Ömer hocam şehit olarak ölmeyenin kötü gözle görüyormuş. Tabiri Peygamber ve Hazreti Bakir şehit olarak adettiği zaman, yani bu ikisine kadar yani bilemiyorum. Ve enfusi gayr-ı ulid darari. Yani onları kimden, onları hangisine? Engelli olanlar. Tamam, onu oturanlara mı? Oturanlara. Tabi istisna Arapçada öncesiyle çalışıyor. La yestevil kaidune minel mu'minine gayru dediği zaman önceki bütünden çıkarıyor bunu. Muttasıl bir istisna var. Ayrık değil, munkatı değil. Muttasıl bir istisna var. Ana bütünden ayırıyor.
oturanlar içerisinde engelli olanlar hariç. Onlar gene cihad edenler. Bu eşitliğin eşit değildir hükmünün dışında tutuyor. Onlarla ilgili bir şey söylediği yok. Bir hüküm yok akıllarında. Ama eşit değillerdirden çıkıyorlar. Yani oturanlar gibi eşitsiz ve geride değiller en azından. Çünkü onlarla aynı düzeyde olsalar, mücahidin gibi ileride olmasalar, Allah zaten aynı eşit değiller derdi. Ne kalıyor diğer seçenek? Eşit olabilirler seçeneği kalıyor. Eşitler mi değiller mi başka koşullara bağlı. Ama ayette Cenab-ı Hak sadece darar sahipleri hariç demiş. Onlar da kendi içinde ayrılabilirler. Hazreti Peygamber Tebuk dönüşü. Bunlar Tebuk'a gittiler. Önlerine kimse de çıkmadı. Kur'an'ın fi sa'atil usrati, zorluk zamanı dediği zorluk yolculuğunda düşmanla kılıç sallamak bile yok. Ama ne Bedir'e gidenler, ne Uhud'a gidenler bunu o kadar zorlu bir yolculuk olarak görmediler. Yol uzun, sıcağın en şey zamanı, düşman güçlü. Sa'atil usra tamamen sanal bir sınav gibi. Hazreti Peygamber dönüşte gitmişler, düşman karşılarına çıkmamış. Yarımadanın uçlarına kadar korku salmışlar. Artık Hazreti Peygamber'in yarımadayı kontrol ettiği gerçeğini herkes aşina olmuş. Hazreti Peygamber dönüşte diyor ki Medine'de inna fil medineti le akvamen. Medine'de öyle kimseler var ki kanu ma'kum. Sizinle beraberdiler. Hangi vadide ne bir adım attınız ki hatautum hutvaten illa kanu ma'kum. Sizinle beraberdiler. Ne yürüdüğünüz, ne çıktığınız bir tepe, ne in, hepsine beraberdiler. Medine'de öyle kimseler var. Tabii şaşırıyorlar çünkü Medine'de geri kalanların hepsini arızalı kimseler olarak düşünüyorlar. Hazreti Peygamber, onlar sizinle bu savaşa katılmak hususunda aynı sizdeki istek ve iradeye sahip kimseler. وَلَكِنْ حَبَسَهُمُ الْعُذْرُ. Onları özürleri hapsetti. Engelleri onları hapsetti. Yüreklerinde aynı şeyi taşıyorlar. Bu muazzam bir hadis. Niyetin aynı amele sevk edecek, yol açacak. Niyetin amele sevk etmiş, niyetle eşdeğer olduğunu, amele dönüşmüş niyetle eşdeğer olduğunu ifade ediyor. Bu ayette de o var mı şimdi az çok? Çünkü zarar sahiplerini istisna ettiğine göre Cenab-ı Hak, demek ki onlar mücahitler gibi olabilirler. Eğer aynı niyetlere sahiplerse, eğer Allah onların kalplerinde bunlar özürlü olmasaydı aynı bunlar gibi atlar savaşa katılırlardı gerçeği yazıyorsa kalplerinde, niyetlerinde, bunu kendileri bildiği kadar Allah da iyi biliyor. Dolayısıyla aynı neticeye bunlar da, Allah onları oturanlar grubundan ayırt etti. Amelleri halbuki oturanlar grubuyla aynı, çıkamıyorlar sefere. Fakat bunlar içerisinde sağlıklı olsalardı bile gitmeyecek olanlar varsa, o niyete sahip kimseler değillerse, onlar da kaidunla aynıdırlar. Zarar sahibi olmaları, onları engel sahibi olmaları, onları cihat aşkı, cihat arzusu ve eşdeğer bir fedakarlık niyet bakımından yüreklerinde yok ise, فَضَّلَ اللّٰهُ الْمُجَاهِد۪ينَ. Allah mücahitleri üstün tuttu, tafdil etti. بِاَمْوَالِهِمْ ney mallarıyla cihad edenleri وَاَنْفُسِهِمْ. İlk ele aldığımızda dedik ki bunun önemi o kadar önemli ki daha iki satır önce gelmiş, aynı satırda üç kelime önce gelmiş olan bu ifadeyi Cenab-ı Hak zaten tanımladık diye vermeyebilirdi. Allah mücahitleri dediğinde artık hangi mücahitleri? Tabii ki daha üç kelime önce tanımlandığı biçimi. Ve mallarıyla ve canlarıyla cihad edenleri diyebilirdik. Ama tekrarlandı. Mallarıyla ve canlarıyla cihad edenleri. Canım öyle diyorsa şöyle mi? Onlar mallarıyla canlarıyla diğerlerinin üstün kılındı gibi mi ikinci kısım? Mücahidine. Bunu ilgilendirir. Mücahidine bi emvalihim. Cihadlarıyla. Bir de faddale be ile kullanılmıyor. Ala ile kullanılıyor. Yani bu harfi cer bunun harfi ceri değil zaten. Yani kullanmak da istese burada arada bir fiil olmasa kullanacağı o değil. Faddalallahu al-mujahidine. Allah mücahitleri tafdil etti. Hangi mücahitleri? El-mujahidine bi amvali, mallarıyla ve canlarıyla cihad edenleri, alel-kaidine oturanlar üzerine. Dereceten bir derece olarak.
bir derece tafdil etti. Burada da dereceyi kullanıyor Cenab-ı Hak. Erkek kadın denkleminde de aynı kelimeyi kullanıyor. وَلِلْرِجَالِ عَلَيْهِنَّ derece. Erkeklerin ise kadınlar üzerinde bir derecesi vardır. Babanın merdiveni mi? Efendim? Derece hususunda da babanın merdiveni değildir mi diyor? Yani cennette Hazreti Peygamber dereceler olduğunu, ki Kur'an da bunu söylüyor, söyleyince adam bir ne kadar derece, basamak falan diye düşünmüş. Hazreti Peygamber de ona bu senin ananın kapısının girişindeki eşik değil demiş. Bu aradaki mesafe açık. Cennet katmanları içerisindeki farklılıklar, işte örnekler geçiyor hadislerde. وَلَا الْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا وَكُلَّنْ وَعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنَى وَكُلَّنْ وَعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنَى. Zaten Allah, baba zaten demek istedim. Zaten Allah hepsine güzelliği vaat etmiştir. Çok güzel bir ayet. Oturanları da içine aldı burada şimdi. Hem de zarar sahibi olmadıkları halde oturanlar. Ama onun da oturanlarına da bir derece verir. Onlar kızların mesela olur mu? He? Hani savaşa gidemeyip de kalplerine savaşa katılmak isteyen amalar var ya, sakatlar falan diye. Onlara da derece verir ama bir alt derece mi? Kullen diyor, hepsi diyor. Ayetin girişinde müminlerden oturanlar ile, zarar sahibi olanlar hariç, ve mücahid, Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad edenler eşit değillerdir dedi. Sonra mallarıyla canlarıyla cihad edenlerin oturanlara, yine karşılaştırmanın oturanlarla cihad edenler arasında olduğunu, yani o zarar sahibi olanlar istisna geçmiş, karşılaştırmanın yine bu iki grup arasında olduğunu tekrarladı üstünlük üzerinden. Ve sonra ve kullen diyor. Demek ki oturanlar ile cihad edenleri karşılaştırıyor. Şimdi cihad edenler üzerinden konuşuyor. Ve hepsine ve kullen vaadallahul husna. Ve hepsine Allah güzelliği vaat etmiştir. Ve faddalallahul mücahidine. Faddaleden itibaren önceki ayete bakın. Faddale aynı. Ayetin önceki ifadesine bakın. Allahu Allahu aynı. El mücahidine aynı. Burada bir emvalihim anfusim geçmedi. Alel kaidine, oturanlar üzerine. Ecran azima. Ve Allah cihad edenleri oturanlar üzerine muazzam bir ecir ile tafdil etmiştir. Allah hepsine husnayı vaat etmiştir. Ama mücahitlerin oturanlar üzerine muazzam bir farkları vardır. Bu böylece ve kullen vaadallahul husna ile gelen eşitliğe benzer bir hissi tekrardan mücahitler lehine muazzam bir biçimde bozdu. Ne var ki oturanları kötü durumdan kurtardı. Yine bir iyilikle karşılaşacaklar ama, bir güzellikle karşılaşacaklar ama, Allah cihad edenlerin karşılaşacakları iyilikleri onlarınkiyle kıyas etmiyor. Ecran azima, muazzam bir ecir ile Allah tafdil etmiştir. Nisa suresinin 95. ayeti böyle. Daha önce okuduğumuz cihat ayetleriyle irtibatlı, savaşa çıkmak üzereler, konu savaş ve savaş dönemi, karşı cephede kimler olur, kimler olmaz, kimlerle savaşırız, kimlerle savaşmayız konusu geldi. Sonra savaşa çıkmaya yürekli, çaba ve gayret, fedakarlık göstermeye hazır kimseler ile oturmayı yeğleyip geride kalanların farkına ayet bina etti. Belki ayet üzerinde şunu da konuşabiliriz. Biz Kur'an-ı Kerim'de bazı yerlerde oturanlar görüyoruz. Geride kalanlar yani. Onların iyi anılmadıklarını görüyoruz Kur'an-ı Kerim'de. Örneğin فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقَادِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللّٰهِ. Geride kalmaktan hoşlandılar, iyi ki kaldık geriye, savaşa katılmadık diye. Orada Allah münafıkları anlatıyor. Açıkça onların nifakhum lil kufri yevme idin akrabu minhum lil iman. Küfrü onlar imandan daha yakınlar o gün diyor Cenab-ı Hak. Şimdi bu ayette oturanlar ve şeyler gibi gördüğümüz bu ayrımın içerisinde detaylar olduğunu unutmamamız lazım. Peki bu detayları ve kullenin içine nasıl sokacağız? Bence o zaman anahtar kelime minel mu'minine ifadesi. Çünkü geride kalanlardan müminler olan, müminlerinden söz ediyoruz.
Halbuki geride kalanların bir kısmını deminki okuduğumuz ayette فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقَعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللّٰهِ وَكَرِهُوا اَنْ يُجَاهِدُوا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ Nahoş gördüler savaşmayı. Bunlar içerisinde galibiyete inanmayan, savaşın başarıya gitmeyeceğini مَا وَعَدَنَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ اِلَّا غُرُورًا diyecek kadar Allah ve Resulü bizi sadece boş şeylerle aldatıyor. Oturanların hepsi yeknesak değil, aynı türden değil. Allah burada وَكُلَّنْ وَعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنَى derken, cihada gitsin gitmesin, herkese husnayı vaat ediyorum derken, bu ana başlık altında müminlerden. Peki şurada bir soru mesela, savaşa çıkıldığı zaman yemin yakalıklar onlara fizik hazırlıyorlar da mersakla. Oturanlar da onlara da şamil olur mu olsunuz? Geride kalan kadınlar mı diyorsunuz? Yani savaşa çıktık da katılmayıp da orada orayı bekleyen veya onlara gitmeleri için yardım eden, onlara erzaklarını hazırlayan mühimde kadınlara oturanlar diyebilirsiniz. Şeylerle birlikte, yani sakatlarla onlara. Bir defa temelde bu onlar üzerine bir yükümlülük olarak konulmamış ki. Yükümlülük olarak varmış gibi düşünüp onları oturanlarla mı, cihad edenlerle mi değerlendireceği sorusu zahid olur. Eğer kıtaldan bahsediyorsak, biz hep bunu ayeti kıtal bağlamında, zihnimiz hep oraya kayıyor. Halbuki ayet cihat bağlamında. Cihat ise kıtalden daha geniş. İçinde kıtalin de olduğu, savaşmanın da olduğu ama daha geniş bir kavram. Dolayısıyla çaba gösterenlerle oturanlar, illa sefere gitmekten söz etmiyoruz. Sefere gitmek cihadın bir parçası, kendisi belki en alası. Ama diyelim sefer zamanı olmadığı zaman da insanlar, oturanlar ve çaba gösterenler diye ikiye ayırabilirsiniz. Pinti pinti oturanlar, hiçbir şey yapmayanlar, bir de sahi gayret gösterenler, Allah uğrunda çaba gösterenler, tasadduk edenler, fakiri miskiri doyuranlar, bunlar hususunda çaba gösterenler, ilmi Allah'ın buyruklarını yaymak için çaba gayret edenler ile oturanlar, hiçbir iş yapmayanlar. Bu ayrım, yani ayetin ifadesi o kadar özenle hazırlanmış ki, buraya da kullanabiliyorsunuz, oraya da kullanabiliyorsunuz. Kayıtlayıp, dedim ya, yani evrensel yönü ve çok harikulade bir şablon oluşu. Çünkü şablon dediğiniz şey ne kadar çok yerde, ne kadar iyi ve güzel işe yarıyorsa. Yoksa bir şablon yapmışsın ki sadece bir tek yazıya işe yarıyor. O zaman derler ki şablonunu yapacağına yazıyı doğrudan yazsaydın daha iyi. Yani bir kerecik işe yarayacaksa bu şablon, yazın kendisini yazaydın, elinle yazaydın daha iyi. Tek bir olayla bağımlı, tek bir olaya hitap ediyor. Hiç genel bir arka planı yok. Derinliği yok. Kur'an ayetlerinde tam tersi bir manzarayla karşılaşıyoruz. Ayetin ifadesinin ne kadar özenli. Dolayısıyla savaş bağlamında değil ama kendi sorumlulukları içerisinde yapabilecekleri şeyler açısından oturanlar ve ayakta gayret üzere olanlar diye kadınları da ayırabilirsiniz. Yapabilecekleri sorumluluklar açısından. Çünkü Allah erkekler arasında da, bütün insanlar arasında değişik rollerde, erkeklik kadınlıkta olduğu kadar erkekler de kendi içinde, kadınlar da kendi içinde çok değişik rolleri var. Çok değişik imkanlarla insanlar Allah donatmış. Bir kişi bir kişiyle birebir örtüşmüyor. Dolayısıyla her kişinin de kendi sorumluluğu, kendi imkanları üzeredir. O kendi imkanları üzere oturan yahut ayakta duran, kullanan, yapabilecekleri halde yapmadıkları bulunan yahut bulunmayan, yaptıklarını yapabileceklerini yerine getirenler. O yüzden onlar da kendi içlerinde oturanlar ve bir ömür çaba göstermiş, gayret göstermiş olanlar diye ikiye ayrılırlar. Ya da en azından ayrılmalılar. وَكُلَّنْ وَعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللّٰهُ الْمُجَاهِد۪ينَ عَلَى الْقَاعِد۪ينَ اَجْرًا عَظ۪يمًا Ayetin kırık mealine geçelim. Ha, tefsiri okuyacaktık. Ey müfessir diyor ki لَا يَسْتَوِي eşit değil مَنْ جَاهَدَ cihad eden مِنَ الْمُؤْمِن۪ينَ müminlerden بِنَفْسِهِ canıyla وَمَالِهِ ve malıyla. Ayette bunlar çoğuldu. Gerçi müminler de çoğuldu ama bunlar da çoğuldu. Ve malihi ve malıyla. Ve men lem yahruc ve çıkmayan lil cihadi cihada ve lem yukatil ve savaşmamış a'da Allahi Allah'ın düşmanlarıyla. Bunlar eşit değil. Fe fihil hassu alel hurucu lil cihad.
Dolayısıyla ayette cihada çıkmaya özendirme var. El-hath, özendirme demek. Ve-terghibi fî dâlik, ve buna yönelik yüreklendirme var. Terghib, heveslendirme belki. Ve-terhibi minet-tekâsul, ve tembellikten de sakındırma var. Ve-l-ku'ûdi anhu min gayri udrin, ve özürsüz ondan geri kalmaktan da sakındırma var. وَأَمَّا أَهْلُ الدَّرَرِ Gelelim zarar sahibi olanlar, yani engelli olanlara. كَالْمَرِيدِ Hasta gibi. وَالْاَعْمَى Kör gibi. وَالْاَعْرَجِ Topal gibi. وَالَّذِي لَا يَجِدُ Ve bulamayan. مَا يَتَجَهَّزُ بِهِ Kendisiyle, yani o şeylerle, kendisini donatacağı bir şey bulamayan kimse. فَاِنَّهُمْ لَيْسُوا بِمَنْزِلَةِ الْقَاعِدِينَ Onlar oturanların konumunda değillerdir. Bin gayri azrin, özürsüz oturanların konumunda, yani aynı düzeyde değillerdir. Femen kâne min ulid darari, kim zarar sahiplerinden idiyse, radiyen bi ku'udihi, oturmaya razı, la yenvil hurûce fî sebilillah, Allah yoluna çıkmaya bir arzusu yok. Engelli ama engel olmasa da arzusu da zaten yok. Levla vücudul mâni, mani olmasaydı bile, وَلَا يُحَدِّثُ نَفْسَهُ بِذَٰلِكِ İşte bu önemli. Kendisiyle bu konuda konuşmuyor. Biz buna düşünce diyoruz. Kişinin kendi kendine konuşması. Allah ne diyor? اَسْتَعِذُ بِاللّٰهِ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاِنْ تُبْتُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهِ Açığa da vursanız, gizli de tutsanız, Allah bunların hesabını size görecek. Dolayısıyla onlar da hesabın bir parçası. Ve bunların olumlu yönde kullanılacağını düşündüğümüzde kişinin kendi içinde samimice şöyle yapardım, böyle ederdim diye söylediği şeyler yapmışçasına, etmişçasına değerli olabilir. وَالَّذِي لَا يُحَدِّثُ نَفْسَهُ بِذَٰلِكَ Yani eve gelmiş, orduyu yola vurmuşlar. Eve gelmiş, ah ben de şimdi içine bir şey çökmüş. Hüzün çökmüş kendi kendine, keşke şu üzülme olmasaydı, ben de giderdim diye. Kimse yok etrafında, kendiyle konuşuyor. Kendini mi kandırmaya, kendine mi şov yapmaya, riyakarlık yapmaya? Hiçbir insan kendisine riyakarlık yapmak isteyecek kadar aptal değildir. Çünkü bunun bir anlamı yok, mantıksal bir sonucu yok. Yapıyorsa da artık delilik düzeyindedir. Mesela Peygamber'de riyak edince sevap yazılır. Kendi içinde yani. Evet. Bunu kendisiyle konuştuğunu, bunun üzüntüsünü, kahrını, sıkıntısını çektiğini bilirse Allah, varsa ki bilir, bildiği her şey vardır, bilmediği şeyden söz edemeyiz, yoktur zaten. فَاِنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْقَاعِدِ لِغَيْرِ الْعُذْرِ Bu adam da özürsüz oturanlarla aynıdır, çünkü niyeti yok. Özrü var ama niyet de zaten yok. Bir de şöyle adam düşün, özrü var, savaşa gitmiyor, eve geliyor, diyor Allah'tan ki özrümüz var yani, yoksa biz de gitmek zorunda kalacaktık. Özür çok da şer değilmiş. Bağırdığında bak hayır oluyor. Hayır oluyormuş. Bak özür de öyle her zaman işe yaramıyor diyorlar ama şimdi işe yarıyor. Bunu kendi içinde bunun kıvancını yaşıyorsa dahi oturanlarla beraberdir. Oturanlarla beraberdir. Ötekine diyor hiç gözüm değil de şu savaş için gözüm olsun isterdim yani. Yani gözüm olsa da şu savaşa ben ne katılsaydım. وَمَنْ كَانَ عَزِمًا عَلَى الْخُرُوجِ Çıkmak için her türlü sağlığı yerinde olanları da Cenab-ı Hak çıkmaya gönülleri olsaydı hazırlığını yaparlardı diyor. وَلَوْ أَرَادُ الْخُرُوجَ لَاَعَدُّ لَهُ عَدَّةً Dolayısıyla her bir noktadan kuşatılmış durumdayız. Öyle bir laboratuvardayız ki binlerce parametre var etrafımızda. Binlerce skala üzerinden her şeyimiz kontrol ediliyor. Niyetlerimiz, yaklaşımlarımız, temayüllerimiz, يَعْلَمُ اِنَّهُ عَل۪يمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ Gönüllerde ne varsa topyekün bütün ayrıntılarıyla bilendir o. وَمَنْ كَانَ عَزِمًا عَلَى الْخُرُوجِ Çıkmaya azimli olanlara gelince فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ Allah'ın yolunda لَوْ لَا وُجُودُ الْمَانِيَ Mani olmasaydı da çıksaydık diye azim bulunanlar يَتَمَنَّا ذَٰلِكَ Bunu temenni ediyor. وَيُحَدِّثُ بِهِ نَفْسَهُ Kendisiyle bu konuda konuşuyor. فَاِنَّهُ بِمَنْزِلَةِ مَنْ خَرَجَ لِلْجِهَادِ O, cihada çıkan kimse gibidir. لِأَنَّ النِّيَّةَ الْجَازِمَةَ Çünkü kesin niyet
cezm düzeyindeki niyet. اِذَا اَقْتَرَنَ بِهَا مَقْدُورُهَا مِنَ الْقَوْلِ اَوِ الْفِعْلِ Eğer ona eşlik ediyorsa karşılığı olan söz yahut eylem, يَنْزِلُ صَاحِبُهَا مَنْزِلَةَ الْفَاعِلِ Onun sahibi artık fail, o işi yapan kimsenin düzeyine kavuşur. ثُمَّ صَرَّحَ تَعَالَى بِتَفْضِيلِ الْمُجَاهِدِينَ Sonra Allah mücahitleri tafdil ettiğini açıkladı, sarahaten bildirdi. عَلَى الْقَاعِد۪ينَ Oturanlar üzerine. بِالدَّرَجَةِ Dereceyle ifade etti bu üstünlüğü. اَيْ الرِّفَى Yani yükseklik. وَهَذَا تَفْضِيلٌ عَلَى وَجْهِ الْاِجْمَالِ Bu icmal üzere söylenmiş bir tafdil. Detayına girmedi Cenab-ı Hak. Cihad edenleri oturanlara bir derece yükselttiğini. ثُمَّ صَرَّحَ بِذَٰلِكَ عَلَى وَجْهِ التَّفْصِيلِ Sonra tafsilen bunu sarahaten bildirdi. وَوَعَدَهُمْ بِالْمَغْفِرَةِ الصَّادِرَةِ مِنْ رَبِّهِمْ Ve onlara Rablerinden gelecek mağfireti vaat etti. وَالرَّحْمَةِ Rahmeti vaat etti. اَلَّتِ Bir sonraki sura ayete mi geçti? Evet, evet. Şimdi kırık mealine geçelim ayete. Peki tamam. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته